Peki, Erhan Hocam izninizle bir öğrencinizi yayın almak istiyorum. <gülüyor> harika. <gülüyor> ne güzel, çok benim böyle değerli öğrencilerim. Şimdi gördüm sevgili Nuri, harika. Çok başarılıdır, ben onu biliyorum. Tezinde, çalışması sırasında da yani çok böyle nasıl söyleyelim... ...ısrarla sonuca gitmeye çalışan, kafasına koyduğunu yapan bir öğrencidir. O yüzden e, ee, şeydir. Doğru yere ulaşana kadar da gider. Tahminlerini hocam, de görüyoruz. Ben de zaten evet. e, doktor olduysam Erhan hocamın sayesi nedir? Çünkü <laughs> Erhan hocadan önce iki tane doktora danışmanım değişti. Erhan hoca ile bir gün bir makyaj da karşılaştık bir TV'nin makyaj odasında. Nasıl gidiyor doktora? dedi hocam çıldıracağım ya. İki kere hoca değiştirdim. Bayağı zorlanıyorum. Bırakacağım bu işleri. Ya ben sana yardımcı olurum dedi. Sağ olsun. Onun motivasyonuyla ben doktorayı bitirdim. Yoksa ben bugün doktor değildim. Çok net söylüyorum yani. Yok yok çok o, sağ olasın ama o ben biliyorum tezini de çalışmanı da. Zaten bunu hak eden bir çalışma olmasa hiçbir yerde hiçbir zaman o derece alınmaz. O yüzden e, gayet değerli ve işinin parçası olan hep yani e, katkısı olan bir alanda olduğu yaptığın çalışmalar yani alana da bilime de katkı sağladı. Bu konuda net benim de fikrim. O yüzden tekrar tebrik ederim. Bundan evet, sonra da zaten hep başarılarını görüyoruz. Size kadar güzel olsaydınız doktor Nuri Sevgen gelmeyecektik <laughs> <laughs> demek ki e, normalde Nuri'yi sizden soracaktık ama e, hakikaten böyle üçlü daha güzel bir önemli çünkü bir değerlendirme yapıyoruz hazırda öğrencinizken hemen alalım dedik Hakan abi de burada bu arada onu tabii, söyleyeyim tabii. Hakan abi de yanımızda onda sorusu olduğunda ekrana mutlaka yansıtırız şunu soracağım önce Nuri Sevgen senden de hocam vaktiniz var değil mi yani hocam. var var evet evet yani <laughs> bir yaklaşık ee, ona kadar e... <gülüyor> yok yok. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bir düzeltme yapayım. Yayında öyle mi? Düzeltiyorum. <laughs> öyle evet, deniyordum sizde... yayın sırasında. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Düzeltiyorum. Ee, beraber hani birazcık daha siz beraber. Tabii tabii. Tabii, ee, tabii ki. İşin şakası. Nuri Sevgen sen nasıl değerlendirdin S&P haberini? Bu piyasa nasıl karşılayacak? Bekleniyor muydu? Önce bir genel değerlendirme alalım. Sonra detaylara hep birlikte hocamla gireriz. Şimdi S&P'nin not artışı bekleniyordu. Yani e, burada küçük bir not düşeyim. Türkiye Moody's ve Fitch'e Türkiye'nin notunu değerlendirsin diye ücret ödüyor ama S&P'ye ödemiyor. E, S&P'nin bu değerlendirmesi bence gayet diğerlerine göre daha olumlu. Ancak tabii Türkiye'nin mevcut bulunduğu kredi skalasındaki yeri çok aşağılarda. Bu not artışı Türkiye'yi çok iyi yerlere getirmedi ama en azından çok olumlu bir sürecin başlangıcı diyebileceğimiz mesajlar verdi. Tabi o mesajların altında işte biraz önce sordunuz hocama da dolar TL ile ilgili beklentiler falan bunlar bana biraz hani çok inandırıcı gelmedi e, çünkü hani belki bunu 2018 öncesinde konuşsaydık mümkündü ama e, net rezervleri eksi olan bir merkez bankasıyla e, Türkiye'nin dolar TL'nin 31.5'lar civarında bir kuru yıl son olarak beklemek yani Türkiye ciddi şekilde döviz gireceğini beklemek anlamını taşıyor. E, bu da ne kadar istenir? Türkiye'nin hem turizm hem ihracat hem cari açık konusunda baktığınız zaman önemli sıkıntılar olan bir ülke. Her şeyden önce bunu hükümetin ya da hazine ve maliye bakanlığı istememesi gerekir diye düşünüyorum. Ama böyle bir beklentinin olması da matematiksel olarak belki belli formüller, modellerle mümkün ama hayatın kendi içerisinde zor. Yani matematiksel olarak pek çok şey mümkün. Mesela monetarist sistemde para yaratırsınız. Para yarattığınızı bir tahville yaparsınız. Borç da yaratılır para. Ama herkes aynı borcu faizli ödemeye kalkmayacağı için de sistemde paraya güven devam eder. Ama ana para ve borcunu ödemeye kalksa teoride mümkün ama pratikte mümkün değil. Herkes ödemeye kalksa piyasada o kadar para yoktur yeni para basmanız gerekir gibi bazı sistemle ilgili sorunlar e, burada göz ardı edilebilir. Ama matematiksel olarak bir model kurarsınız. 31.5 çıkar dersiniz. Ama modelin ayaklarında bunun 31.5'a gelmesi Türkiye ekonomisine zarar vereceği için ben sıkıntı görüyorum. Ha, bunu söylerken dolar TL 50 olsun, 70 olsun, 100 olsun da demiyorum. Benim sadece söylemeye çalıştığım şey şu. Bir enflasyonunuz varsa, bu enflasyonunuz oldukça yüksekse ki 70'e yakın bir enflasyonumuz var şu anda. Bu enflasyon oldukça yüksekse kurlarınız da bu enflasyona rağmen real efektif kur endeks üzerinden bile baksanız e, oldukça değerli hale gelmeye başlamışsa bu bir sorundur. Bunu enflasyon kadar arttırmak e, volatilite yaratmadan içeride en azından döviz talebini engelleyici bir etki yaratır. Ama siz kuru sabit tutmaya çalıştıkça ve içeride enflasyon da hala devam ediyorken ve enflasyon göstergelerinin olan hala güvensizlik varken ileride bu düdük tencerenin patlaması gibi bir reaksiyon verebilir endişesi yaratır. O yüzden e, bu tür raporlar e, şu ortamda benim çok önemsediğim raporlar değil deyip, e, kenara not düşeyim. ama notun arttırılması bence tabii ki olumlu. Zaten beklenen de bir süreçti bence. Peki, o Hakan abi bak arkadaşlarımız hemen çözdüler. Tabii abi. Seni de ekran aldık. Yani yani sınır tanımıyoruz teknolojide. Arkadaşlar şu tabloyu bir şöyle güzellik güzel tabloyu bir çekelim. Öyle paylaşalım bence sosyal medyadaki yayınımızı. Hakan abiye sözü öyle bırakayım. Buyurun. Ya şimdi enflasyondan söz alınmışken Erhan hocama biraz bu son dönemdeki gelişmeler Enflasyon beklentisinde yıl sonuna ilişkin bir değişiklik yaratıyor mu? Çünkü herkes diyor ki ya kurlar da e, zaten yatay seyrediyor baktığımızda, hmm. hatta küçük küçük düşüşler de var. E, ya bu enflasyonla mücadele belirginleşecek ikinci yarıda ve bunun etkilerini biz daha fazla hissedeceğiz. Deniliyor ve yıl sonu tahminleri şimdi Cevdet Yılmaz da söyledi. Mehmet Şimşek de söyledi. Biz 36'da bir anlamda e, kararlıyız diyorlar. Böyle gidecek bu iş ve 2026'da da tek hane olacak diyorlar. E, piyasa beklentisi buçukta hatırladığım kadarıyla. Yıl, e, bu sonu için. yıl sonu için. Bunlar da böyle bir geriye düşüş bekler miyiz? Sizin enflasyon tahmininiz nedir? Ee, öncelikle onu sormak istiyorum hocam. Teşekkürler. Ben şimdi tabi e, enflasyonda bu meşhur baz etkisi dışında para politikasına mutlaka etkisi olacak. Yani talep koşullarının biz yavaş yavaş değil belki biraz hızlanarak içinde bulunduğumuz süreçte gerileme sinyalleri verdiğini görüyoruz iç talep tarafında. Ama maalesef daha güçlü de olması gerekiyor bu gerilemenin. Ben önümüzdeki haftalarda bunun belki turizm ve ilgili hizmet sektörleri dışında daha fazla hissedileceğini, hani belki Türkiye'nin uzun süreden sonra o iniş senaryosunu daha fazla yaşayacağı, hissedeceği bir dönem olabileceği kanaatindeyim. Bu yüzden de enflasyonun inişi konusunda para politikasının özellikle etkisini görmeye başlayacağız. Fakat şu anda mesela bugünlerde de sık sık konuşuluyor, önümüzdeki süreçte enerji fiyatları da, ee, artışlar önemli artışlar olma ihtimali var yaz aylarında buna gerek de var gibi gözüküyor Ne yazık ki ee, bunun dışında döviz kurlarının seyri ee, Evet ben de sevgili oraya katılıyorum yani bu kur meselesi önümüzdeki süreçte de çok tartışacağımız bir konu kur doğru yönetilirse e, böyle patlamasına falan ihtiyaç olmadan doğru yönetilirse hem enflasyonla mücadeleye katkı sağlar hem de Türkiye'nin o büyüme tarafında ihracat, turizm tarafındaki rekabet gücündeki daha fazla aşınmayı da önleyecek bir imkan yaratır. Dolayısıyla bu da tabii ki enflasyon konusunda bir miktar artı anlamına da gelecektir. E, mevsimsel faktörler var. Eee jeopolitik riskler hani petrol ve diğer unsurlar yoluyla bir geçişkenlik yapabilir. Aslında geçen hafta Merkez Bankası ya da işte 10 gün kadar oldu son yayınladığı toplantı basın duyurusunda birçok riske dikkat çekiyor. Gıda fiyatı diyor mesela bu bu risk olduğu gibi duruyor. Hizmet sektöründeki fiyatlama davranışları evet bir gerileme olacak ama bunun hızı çok sert çok güçlü olmayabilir. Talep koşullarının yavaşlamasını bekliyoruz dış riskler var. Yani hepsini dikkate aldığımızda 36 hedefi gerçekten zor. Ama biz ekonomi yılın ikinci yarısında 4-5, %4-5 falan daraltacak bir senaryoya gidersek o zaman yaklaşabiliriz bu rakama diye düşünüyorum. Aksi takdirde 40'lı rakamlar yani şu anda piyasanın beklediği 44'ler, 45'ler civarı yıl sonu rakamları daha gerçekçi görünüyor biraz bu konuda gevşeme olur veya bu risklerle ilgili unsurlar biraz ön plana çıkarsa 45-50 de çok olası bir senaryo yıl sonu açısından. Yani biz 75'lere doğru gidip 50'lere doğru hızla düşeceğiz. İşte o 50'nin altı 40'lı rakamlarda nerelere yaklaşacağız? Kritik nokta bu gibi gözüküyor şu anda. Çok sert bir daralma olmadıkça ki bugün öyle bir şey olmayabilir. Ben 36 rakamını hala çok çok iddialı buluyorum. Ama baz etkisi dışında da para politikasının doğrudan kendisinin etkisiyle bir düşüş yaşayacağız ve hani belki çok yukarı yönlü bekleyenlerin tahmininde aşağı alabilecek bir senaryo oluşabilir. Erhan Hocam şimdi S&P'nin e, işte bu tahminlerini konuşuyoruz rakam olarak. Onun da yıl sonu enflasyon beklentisi 55.8 evet. Yani bu da bir acayip. Doğru. 55. Haklı yani sen 31.8 kur bekliyorsun <laughs> eğer doğruysa Yıl sonu 55.8 efendim enflasyon bekliyorsun. Burada da bir şimdi bir, bilmiyorum biz kendi kendimize değerlendirmeleri Vallahi. yapalım en iyisi. S&P falan yapsın işte notunu arttırsın, devam etsin o. Devam etsin. Buralara girmesinler, çok karıştırıyorlar. Eee perşembe ya, günü bu arada 55 kur 30 lirada dolar kuru olursa o zaman yani hani bizim TL'nin değerlenmesi böyle tarihi bir grafik onu güzel Nuri şey yapar sevgili Nuri çizer grafiğini. Nasıl bir resim çıkar bilmiyorum artık. Hocam zaten şu anda şöyle bir şey var. Yani eğer bu kura inanıyorlarsa, eğer inanıyorlarsa, gerçekten bu kura inanan birileri varsa, ya hiç durmasın vadeli işlem ve opsiyon piyasasındaki aralık vadeli kontratın fiyatı 42. 42. Gidin short pozisyon alın. Başka ötesi yok. 31 ile 42 arasında kaç liralık fark var? Nerse yüzde %70 şey, %40'a yakın bir park var ya. Şaka mı bu? Çok doğru, çok doğru. Evet yani inanılmaz bir tarihi bir karlılık, tarihi bir gelir elde etme imkanı yakalanabilir. yakalanabilir. Evet böyle bir durum olursa. Nuri, bir böyle teknik hocam izninizle size dönmeden belki Hakan abinin son bir sorusu olur ama. dur bir piyasa, ben yani bugün açılış borsa İstanbul değerlendirmesi rica edeyim. Acaba Nuri Sevgen ne dersin? Borsada 10.276 en son 0.7'ye yakın bir yükselişle kapattık Cuma'yı. Şimdi hep korkuluyor. Acaba önceki not tartışları sonrası bir realizasyonlar da olmuştu falan diye değerlendirmeler Hı. okuduk. Öyle mi olur yoksa ya her şey yolunda, yukarı hareket devam eder mi dersin? Ya biliyorsun sen de finans kampta beraberdik. O koşturmacı içerisinde çok da piyasayı izleme, birebir izleme şansım olmadı eski kadar yakınlıkta ama grafik üzerine isterseniz anlatabilirim. Grafiği yansıtabilirim tahmin ediyorum. Arkadaşlar test etmiştik onu. Ee, ben bir yansıtmak için deneyeyim. Eğer okey derlerse ekrana yansır. Ee, şimdi ekranın geldi sanıyorum değil mi? Geldi evet. Evet. Ekranın sol tarafında en, dolu endeksin TL bazında grafiği var şu bölgede. Burada dolar bazında grafiğimiz var. Şimdi TL bazındaki grafikte burada 9800 civarında bir direncimiz daha önce geçemediğimiz bir zirvemiz vardı. Ve burada da oraya kadar çok sert bir hamle yapmıştı biliyorsunuz bayramdan önce şu hareketi yapmıştı. Sonra düzeltme yapmış 9800'ü geçten sonra azalmıştı. Şu boy yani şuradaki harekete baktığınız zaman şu görüntü bir şeye benziyor. Eee... E bayrak formasyonu mi? formasyona benziyor. Yani bunu daha belirgin yapmak gerekirse şöyle gösterebilirim. Yani daha çok böyle e, şöyle yapmak. Şöyle bakın şöyle kabaca bir bayrak görüntüsü var. Şu bayrağın da boyu. Şimdi bu bayrak görüntüsü itibariyle baktığınız anda şu bayrağın boyu kadar tekniğiniz yukarı gidebileceğini söyler. Genel olarak ben zaten geçen en son yaptığım yayında da söylemiştim. E, 10.600-10.700 bölgesi ki aynı zamanda yükselen trend üst bandı. Buraya kadar bir hareketin olma olasılığını kuvvetli görüyorum. Bu hareketin onu beklemek lazım. Bugün muhtemelen bu S&P haberiyle e, S&P bahanesiyle zaten beklenme S&P not düşüreceğini veya pas geçeceğini çok bekleyen yoktu. Genel olarak bir not arttırım zaten bekliyordu ki zaten çok aşağılardaydık. Bu etkisiyle bir yukarı doğru hamle yapar. E, ama bu hamleden sonra ufak bir satış gelir. Sonra tekrar yukarı doğru seyrimiz devam eder. Hatırlarsın bundan bir ay önce söylemiştim. Hatta bir ay olmadı bile neredeyse 15-20 gün oldu. Söylemiştim. Burada artık TL bazında önemli hareketlikler olacak. TL yatırım daha avantajlı olacak. Çok olumlu 2-3 aylık bir sürece giriyoruz. Ağustos'a kadar bu süreci iyi değerlendirmek lazım demiştim. Hatta KJ'ye de 6 yazalım demiştik. Endeks yukarı gidiyor. Bu yukarı gidişte burada devam edecek gibi görünüyor. Ee, ancak burada beni endişeye garg sağ taraf. Burada dolar bazındaki endeks dolar TL düşük kaldığı için e, TL bazında aynı bile kalsa dolar aşağı gelsin. Dolar TL TL ile yine hareket ettiği için yukarı doğru gidiyor. O yüzden de daha önceki zirve olan 313 310 doları geçti. E şimdi 325'te şurada çizgi olarak gösterdiğim ta 2018 civarındaki direnç bölgemiz var. Sonrasında yukarı doğru devam ediyor. Bu aylık grafik bu arada sağ tarafta gördüğünüz grafik. İşte bu grafikten kaynak olarak 325'e doğru hareket de devam ediyor. 325'i dolar kurulu o kurla çarptığınız zaman kapıcı bir yerlere bulursunuz. O rakamlarda benim söylediğim yerlere yakın yerlere geliyor aslında. Yani benim gördüğüm kadarıyla 10.500, 10.600... Belki biraz daha zirve yaparız 10.700'e kadar bir atak potansiyelimiz hali hazırda sürüyor. Burada endeksi biraz daha önemsememesi lazım yatırımcıların. Daha çok senet bazlı hareketler odaklanması gerekiyor. E, o senet bazlı hareketlerde e, işte endeks yüzündeki senetlerde daha beklentisi olan senetlerde yoğun hareketli göreceğimiz bir döneme giriyoruz gibi görünüyor. Çünkü endeks bir süredir yukarı gidiyor ama endeks çok altında kalan pek çok senet var. Burada özellikle bilanço beklentileri ve gelen bilançolar bunlar da hareketlilik ve yatırımcılarda özellikle fiyat yatırımcılarında yani uzun süre yatırım anlamında değil de kısa süreli fiyat hareketlerini yakalamak anlamında şu anda bütün yatırımcılar traderların baktıkları şey şu fiyatı yükselmemiş ama yükselme potansiyeli olan, temel veride eh işte olan senetlerde eh işte, önce tabii iyiler sonra eh iştelere doğru bir grafikte hangisi dipten dönebilirdi oraya doğru yatırım tercihleri yönünde aramalar var. Bu aramalar önümüzdeki günlerde hızlanacak. Yani X senedi zaten endeks hatta endeksten daha yukarı gittiği oradan kar satışı ki bugün S&P haberinden sonra belki muhtemelen yukarı gittikten sonra bunu gözlemleyebiliriz. Ama diğer senetlerde ya, ya da endeksin içerisinde çok hareket etmemiş diğer senetlerde ...daha olumlu potansiyeli görme e, dönemine giriyoruz. Bu hareketin e, eğer özel bir haber çıkmazsa... ...dediğim gibi Haziran-Temmuz aylarında olumlu sürmesini bekliyorum. E, tabii burada en önemli e, beklentimiz... E, ...hükümetin yapacağı tasarruf tedbirleriyle ilgili açıklamalar. Bununla ilgili net açıklamalar gelmedi sürece... ...net açıklamadan kastım şu... ...bir 24 Ocak kararları, bir 5 te, e, Nisan kararları kadar derin olmasa bile... ...en azından onun gibi çok daha net... Şu harcamaları kısacağız, şu tasarruflara gideceğiz. Bu tasarruflardan kaynaklı olarak bütçeye şu kadar gelir sağlayacağız gibi çok net, cak cek olmayan, daha net görüntülerin ortaya çıktığı bir tasarruf tedbiri ortaya çıkarsa önümüzdekilerini daha net görürüz. O zaman borsada belki daha da yukarıları gözlemleyebiliriz. Ama onu görene kadar şu iki aylık e, piyasaların verdiği bonusu hükümet iyi değerlendirmesi lazım. E, piyasalar da burada o coşkuyu hem yurt dışından... Aldığı destekle, hem havayla destekleyerek yukarı götürecek gibi görünüyor. Ee, Nuri Sevgin'e çok teşekkür ediyoruz. Nuri Sevgin'i e, uğurlayalım. Erhan Hoca Hakan Abi'nin bir soru daha var. Nuri Sevgin e ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Yayınlar görüşmek üzere.